Değerli yönetim kulübesi arkadaşlarım, çok kıymetli basın mensupları arkadaşlarım, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugünkü programı düzenleyen ilçe başkanına teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz 24 Temmuz dünyada sansürün kaldırılması, gazeteleri ve basın günü. Biz o gün bir araya gelemedik ama hemen haftanın ilk üç günü sizlerle birlikte olmak istedik ve bu vesileyle bir araya geldik. Bizler her zaman basınımızı takdir ediyoruz. Basınımızın tarafsız olmasını ve bağımsız olmasını canı gönülden isteyen kişileriz. Basınımız sayesinde bizler Akhisar olarak, Manisa olarak, ülke olarak, bütün millet olarak aklımıza takılan gündemde hangi konular varsa sizler sayesinde öğreniyoruz. Tabi burada ilkeli duruşunuz, tarafsız duruşunuz, doğru haber yapma çabanızı da takdirle karşılıyoruz. İstanbul kaideyi bozmaz. O konulara girmek istemiyorum. Dolayısıyla yağmur demeden, çamur demeden, yazın ortalığı sıcak demeden, karda, kışta bir haber için bile 24 saat bekliyorsunuz. Gözünüzü kırpmadan, uyumadan haber peşinde koşuyorsunuz. Ve bunu niye yapıyorsunuz? Halkımız en güzel haberi, en güzel doğru bilgiyi ulaşmak için, ulaştırmak için bu çabayı sarf ediyorsunuz. Bundan dolayı sizleri takdir ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Her zaman sizin yanınızdayız. Emeğinize saygı duyuyoruz. İnşallah Akhisar'ımızda tabii daha değişik bir atmosferde çalışıyorsunuz. Bizler dün de bir aradaydık, bugün de bir aradayız. Yarın da beraber inşallah bir arada olacağız. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Ve hepinize bu günkü kahvaltıya katılımınızdan dolayı, bugünü davetimize bugün icabet ettiğinizden dolayı da hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun. İlk etapta sayın gazeteci arkadaşlarım, buraya geldiğinizden dolayı hepinize çok teşekkür ederiz. Davetimizi kırmadınız, icabet ettiniz. Sizlerin gününü kutlamak, bizlerle her zaman haşır neşir oluyorsunuz, haberlerimizi yapıyorsunuz. Akhisar'la ilgili iyi ya da kötü yönde ne varsa halkımıza duyuruyorsunuz. Bizim için bu çok önemlidir. İyi yaptığımız şeyler de, kötü yaptığımız şeyler de sizlerin sayesinde bizler de bu yolda ilerliyoruz. Onun için buraya geldiğiniz için sizin bu özel gününüze sizleri de gününüzü kutluyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Şimdi şöyle diyeyim ben, Altın Gazetesi yazı işleri müdürü olarak güzel temenniler için sizlere teşekkür ediyorum. Çalışanlarım adına, muhabir arkadaşlarım adına yanında bulunan, onlar birçoğu gelemediler. Esasında onların burada olması gerekiyor. Tabii hemen ben sizleri görmüşken birkaç tane böyle mesela aklıma ilk gelen Zeytinova yolunun soran gözüküyor mu şu anda? Yani canlı mı yayın yapıyor şu anda? Zeytinova yolunun akıbeti hakkında sizden Ağustos ayı falan diye bir laflar duyduk. Onun hakkında bir bilgi almak istiyorum ilk etapta. Bir şey yapabilirim. Şimdi Ağustos ayı şöyle. Zeytinova yolu yapılırken biliyorsunuz bu yol büyükşehir ile de ilgili olduğu için valilikten ve şeyden Ağustos sonuna kadar izin alındı. Ama bizim arkadaşlardan aldığımız bilgiye göre Eylül 15, Eylül sonuna kadar en geç Eylül sonuna kadar bitireceğimizi, biz zeytin sezonunda yetiştireceğimizi söz verdiler bize. Ama bunlar tabii ki illaki bir şeyler çıkabiliyor, gördük. Bunlar çok kısa mesafeler. Aslında bu yapılan olay çok büyük bir olay. Ve bu dediğimiz 5 gün, 10 gün, 15 gün gecikmeler hakikaten de bizim Akhisar'da biliyorsunuz yıllar geçtiği için bu 10-15 gün olayları biz fazla takmıyoruz. Ama Allah izin verirse oradaki vatandaşlarımızın zeytin sezonunu yetiştireceğine inanıyoruz. Bursa'da da bize bilgiler verildi. Ama dediğim gibi valilikten Ağustos sonuna kadar izin alındı diğer yolları kullanılmasıyla ilgili. Ama arkadaşlarla görüştüğümüz üzere en son dediler Eylül 15'te, Eylül sonuna kadar Allah'ın izniyle bu yolu bitireceğiz. Vatandaşımız hizmetini açacağız yani. Bölge müdürümüzün ve buradaki inşaatı yapan arkadaşlarından gelen bilgiye göre. İşte bu bizim yani sizle de daha önceden konuşmuştuk. Üniversite hakkındaki bir gelişmeler nedir?
bir herhangi bir düşünce, tatbikat var mı, gelişme var mı, onu da bir sizden rica etsem. Şimdi üniversiteyle ilgili biz dediğimiz gibi şu anda üniversitenin bir yönetim kurulu var. Başkanı var. Biz dedik ki biz bu başkanımızla, yönetim kuruluna ben de dahil oldum. Bundan önceki ilçe başkanımızdan bize geçti. Ben de dahil oldum. Dedik ki bunlar hangi yolu izlerlerse, hangi şekilde hareket edeceksek biz buna varız dedik. Ama ben geldiğimden beri bir buçuk seneyi buldu. Herhangi bir gelişme fazla olmadı. Bir iki tane toplantı yaptık. Bu toplantıda işte değişik söylemler gerçekleşti. Dedik ki yani bu söylemlerle olmaz. Eğer dedik bir yapılacak görev varsa biz görev hazırız. Yapılacak görev yoksa da bu beklenecek bir şey değil. Aksar ise çok önemli bir şey. Ve Aksar'ın bütün hemen hemen Aksar'dan çok küçük olan ilçelerde dahi üniversite olayı belli bir aşamaya gelmiş. Demirci'yi gördüğümüz zaman kendimizden utanmamız lazım. Onun için dedik ki buranın bir başkanı var. Başkan ya bir adım atsın, arkasından gelelim ya da bu işi bıraksın. Aksar'da bir sürü abilerimiz var, vekilimiz var, ilçe diğer CHP teşkilatı, MHP teşkilatı, iş adamlarımız var. Bir şekilde bir adımlar atılır. Ama şu andaki yönetim ve başkan herhangi bir hareket yapmadığı için biz buna bir söylemde bulunduk. Onun karşılığında almadık. Biz bununla ilgili bir karşılık bekliyoruz. Ama beraber yürüyelim demesini. Ama ya arkadaşlar benim işim çok. Ben bunu yapamayacağım. Ben geri çekiliyorum. Başka bir arkadaş bu yola buyursun gelsin demesini bekliyoruz. Onun için şu anda bu yönetim kendisinde biz de yönetimde olduğumuz halde bir toplantı yaparsa bunları da orada yine söyleriz arkadaşın kendisine, başkanımıza. Ama bununla ilgili biz şu anda kendisinde, mikrofon kendisi olduğu için biz ondan herhangi bir adım bekliyoruz yani. Biz elimizden geleni, vekilimiz olsun, ilçe teşkilatı olsun. Bu konuda zaten Sayın Vekilim sizin çok istekli olduğunuzu bildiğim için yani hakikaten ama biz Aksar'da yapılacak en güzel hizmetlerden biri bu olduğunu inandığımız için. Yani Aksar'da hakikaten iki tane organize sanayimiz var. Çalışan şeyimiz yeteri kadar Manisa'da. Manisa'nın içinden sonra en büyük organize şu anda Aksar'da. Yani bu hakikaten de diğer ilçelerden, şeylerden daha güzel bir olay. Onun için bundan sonra Aksar'ın en önemli şeylerinden biri üniversite olduğuna inanıyorum. Bacasız çalışma olana, fabrika. Onun için Allah izin verirse bunun da olacağına inanıyorum. Aksar'ın buna gücü var. Ama buna bir iştirak lazım, bir hareket lazım, ivme lazım, bir düğmeye basmak lazım. Bu düğmeye basılması için de başkanımızdan haber bekliyoruz. O nasıl derse biz razıyız ama dediğim gibi bassın, arkasından gelirsin, nereye gidilmesi gerekiyorsa, ne yapılması gerekiyorsa. Ya da dediğim gibi bizler oranın doldurması için de Aksar'da ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırız. Buna vekilim de her zaman zaten üniversite için 230 dönüm yeri ayırarak burayla ilgili ne kadar önem verdiğini, Aksar için ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha belirtmiştir. Biz ona hakikaten yine teşekkür ediyoruz. Burada üniversiteyi yapmak basit, yer bulmak daha zordu. Bunu hepimiz biliyoruz. Burada yeri bulup burayı üniversite alanına çevirmek vesaire. Bugün ben bir üniversite yapacağım desem bu yer haricinde Aksar'da üniversite yapacak yer yok arkadaşlar. Yapacak tadilatlar vesaireler, bilmem neler, bunlar zaten 2 sene 3 sene süren şeyler. Tren yolunda biliyorsunuz başımızda. Onun için esas aslında Uğur Vekilimiz işin zor tarafını gerçekleştirdi. Bir kısmını bundan önceki belediye başkanımız, şimdiki il başkanımız gerçekleştirdi. Aslında işi çok %25'lik bölümü kaldı. Yani hakikaten de en basit yerde takıldık. Onun için biz bir omuz bekliyoruz. Biz bunda ama arkadan gitmeye, ama çekilirse de önden gitmeye razıyız. Yani bunu illaki yapacağız değil. Ama bunu birileri bir şekilde bir yere, nasıl bundan önceki yönetim buraya kadar %50'sini tamamladı, getirdi. Birileri daha bir %50'sini, bir %25'ini. Yani bu şekilde bunu bu sene 2022'de bunu bitirmemiz lazım yani arkadaşlar. Hakikaten de ayıbımız, Aksar'ın ayıbı. Bu sadece şimdiki yönetimin de değil. Bundan önceki yönetimin de, bizlerin de, Aksar'ın her bir fertinin ayıbı yani. Bunu illaki ben buradan başkanlar rica ediyorum. Bu olaya el atsın. Bir an önce bir toplantı yapalım, bir şeyler yapalım. Ama yapalım yani. Söylemde kalmasın. Bundan önce de ben başkana bir konuşmamızda söyledim. Biz bunu Aksar'ın özel bir şey olduğu için siyaset katmak istemiyoruz. Yani bunu siyasetle olacak bir iş değil. Çünkü Aksar'ın çok özel bir olayı bu. Üniversitesiz bir Aksar hakikaten de komik geliyor. 41 ilden büyük bir ilçe diyoruz. Ama üniversite yok. İki tane organizemiz var yani. Fakülte.
Ama fakülteden sonra da inşallah üniversiteye de geçiş olacak. İnşallah. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Peki bir soru da ben sormak istiyorum. Geçtiğimiz aylarda bu çevre yolumuz açıldı. Ancak çevre yolumuzun bağlantısında bir Avrupa standartlarına uygun denildi, akıllı kavşak denildi ama orada istenmeyen kazalar gerçekleşmiş. Buraya ışıklandırma sistemi olacak. Işıklandırma sistemi şu anda orada olmayacak. Akıllı kavşak adı üstünde. Avrupa'da da akıllı kavşaklar yaydı. Bizde bunlar daha yeni yeni artık kullanılmaya başlandı. Halkımız, araç kullanan arkadaşlarımız bunu öğrenecekler. Sadece ve sadece tabelalardaki uyarılara dikkat etmemiz lazım. Trafik levhalarına uyduğumuz sürece hiçbir kaza olmaz. Ama levhalara, trafik işaretlerine uymazsak kazalar her yerde. Işık da olsa kaza olur. Işık olmasa da akıllı kavşak olsa yine kaza oluyor. Dikkatsiz arkadaşlarımız daha dikkatli olmasını buradan istirham ediyoruz. Ben mevcut Aksar Stadı'nın şu andaki durumunu hep beraber biliyoruz. Buraya ödeneklerin de geldiğini biliyoruz ama bunun akıbeti nedir? Ne olacak? Şimdi bayramdan önce il müdürümüzle konuştuk. Proje zemin ötekleri falan vardı. Onlar da bitmiş. Hepsi bitmiş. Vekil daha iyi biliyordur. Bakanlıktan gelmesini bekliyoruz. Parası da çıktı. Bakanlıktan gelecek. Manisa bunun iadesini yapacak. Yani belki bugün belki yarın öyle diyeyim. Çünkü en son gelmediğinde zemin proje bitmemişti. Proje bitti, zemin ötüdüne takıldık. Zemin ötüdü bitti. Ankara'dan proje gelirse ama en son Bekir'in bir bilgisi varsa bilmiyorum. Bu şekildeydi yani. Bugün yarın başlayacak gibi. O şekilde. Çünkü her şey bitti. Parası hazır, zemin ötüdü hazır, projesi hazır. Manisa'ya gelecek, teslim edilecek. Manisa'da teslim edildikten sonra Manisa ihaleye çıkacak ve başlayacak Allah'a izin verirse. Yani bu sene orada bitecek. İnşallah bu sene biter. Bu sene de o artık ihalenin koşulları şeyine bilmiyoruz. Ama bu sene gelecek yani. Yani bugün yarın bekliyoruz. Şeye başlayacak. Merkez Çarşı projesi hala bir onunla ilgili bir çalışma var mı? Çünkü Merkez Çarşı'da kanayan bir yara etrafı çevrili. Bununla ilgili bir çalışmanız ticaret odasının bizimkinin olduğu mevki diyelim. Evet yani orada gerek ilçe başkanım gerek biz milletvekili olarak bir taraf değiliz biz. Orada vakıflarla ticaret odasının bir anlaşması var. Onlar her iki taraf. Ben defaten ticaret odası başkanlarımızın talebi üzerine vakıflarla görüştüm. Belli bir noktaya işi getirdik. Ama son aşamada tabii kendi iki taraf arasında anlaşma olduğu için biz fazla giremiyoruz. İki taraf anlaşma şartlarını yerine getirmeye çalışıyorlar. Bildiğim kadarıyla orada kazı çalışmaları vardı. Kazı çalışmaları neticesinde oraya değişik bir yapı herhalde önerdiler. O doğrultuda ticaret odası yönetimi başkanı süreci devam ettiriyor diye biliyorum. En son yani bizdik orada AK Parti ilçe teşkilatının ya da siyasilerin herhangi bir orada müdahalede bulunması söz konusu değil. Ancak bizden yardım talebinde bulunduklarında vakıflarla gerekse bakanlıkla görüşme talebi geldiğinde biz araya giriyoruz, görüştürüyoruz, tarafları bir araya getiriyoruz. Ve ticaret odası odamızın talebi doğrultusunda da işi belli bir noktaya getirdik. Onların istediği noktaya da getiriyoruz yani bizler siyasi olarak. Ama son nokta nedir? Kendisi Yavuz Başkanımız kendisi. Duyduğuma göre Mehmet abi de bizim yönetimdeydi. En son duyduğuma göre bir proje götürmüşler, bir değişiklik istemişler galiba. Ama onun haricinde hakikaten de Erdoğulu başkanımız vekilimizle görüştüğünde, bizlerle görüştüğünde vekilimiz Allah razı olsun oranın kirasının yüksekliğinden dolayı indirmeler yaptı. Hakikaten de kapanacaktı, orası kalacaktı, yeniden bir düzenleme olsun, yeniden arkadaşları getirtti falan. Yani bizler sadece dediğim gibi dışarıdan istenildiği sürece elimizden gelen bir şey varsa vekilimiz sayesinde gidiyoruz. Gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Ama ayrıca kendi izlenimlerim doğrusu Mehmet Bey ile görüştüğümde bir proje götürdüler. Bir değişiklik vesaire istediler. Yeniden o değişiklikle uğraşıyorlar. O da kendi sürecinde gittiğini duyuyoruz yani. Geçen hafta zaten geldiler. Tekrardan fotoğraf çektiler. Evet. Temizlik yaptılar. O şeyi projeyi yeniden değiştiriyorlar. Evet. Yani onların yaptırdığı bir şey proje vardı. Alan projeyi yeniden değişiklik yapıyorlar. Demiryolu'nun istasyon binamızın son durumu nedir?
Şimdi bir de tabii süreç yanlış işliyor. Bana soruyorsun, sonra Fatih Başkan'a soruyorsun. Öyle olmaması lazım. Fatih Başkan'ın cevabını ver, sonra ben toparlarım hepsini. Tamam. Bir de oranın yolu başkanım. Şimdi yolla ilgili de çok sıkıntılar var diyorlar. Yolla derken bunu anlamadım. Oraya giden yol çok kasık diyorlar, sağ sol. Yani yolu. Şimdi şöyle söyleyeyim, yoldan haricinde demir yoluyla ilgili en son biz Cuma günü, geçen bayramdan önceki Cuma günü bölge müdürümüze gittik. Bölge müdürümüz değişmişti. Meclis üyesi arkadaşımızla beraber, teşkilat başkanımızla. Orada bir sıkıntı vardı. Ondan önce Kuşnur'da bahsetmiştik. Hangar arkasında, hangarın arkasında bir hangar bölüm vardı. Orayı site çevirmişlerdi. Bu site olunca bugüne kadar bizim yaptığımız buranın projelendirme işlemi vardı. Bütün projeler değişiyor. Sit olayı girdiği zaman mesafe var, yükseklik var vesaire var. Bütün proje yeniden yapılacak ve bu yeniden bir 6 ay, bir sene bir süreç demektir. Bununla ilgili biz bölge müdürümüze gittik. Bölge müdürümüz alsın, sit müdürlüğümüze Deniz Hanım'a gittik. Deniz Hanım'la görüşme yaptık. Bu hafta, bayramdan sonraki hafta içinde yeniden kurula girecekti. Yeniden kuruldan gelecekler, Allah izin verirse Akhisar'a yeniden bakacaklar. Buranın kalkması hakikaten de yani bir hepimiz biliyoruz, bir sit olayı yok yani, demirden duvar yok, şey yok böyle. Yeniden bir gelin, biz kendimizi anlatalım, şey yapalım, orayı sitten kaldıralım. Ön taraf gar, zaten bizim garımız, eski yapı vesaire, ona bir şey diyemiz yok ama buranın sit olmaması için yeniden gelecekler. Yani şöyle söyleyeyim, Merkez Çarşı'da yaşadığımız olayı burada yeniden arkadaşlara getireceğiz. Buranın olmaması gerektiğini, buranın zaten devletin herhangi bir kişiye bir avantaj sağlayacağı devletin malı, devletin şeyi, bir özelliği de olmadığını yeniden orada arkadaşlara anlatacağız. Kabul ettirebilirsek projemiz devam ediyor. Projemiz bitti. O projeyi alacağız, bakanlığa götüreceğiz. Bakanlığa sunacağız Allah izin verirse. Ama dediğimiz gibi orada takıldık. Şimdi vekilim, belki soruyu ben söyleyeyim de hangisi muhatabı? Büyükşehir'le gerçi ilgili bir soru da, Sanayi Yolu ve İlahiye Caddesi. Normalde ilk kazıldıklarında Nisan gibi başlayacağız demişti. Ama görüldüğü kadarıyla da Ağustos ayına gireceğiz. Daha orada bir çalışma var. Bununla ilgili bir bilginiz var mı? Çünkü cadde olarak ikisi de çok büyük sıkıntı. Sanayi Yolu ve İlahiye Caddesi. Bir de başkanım, ben bu soruya aynı şekilde bir ekleme yapmak istiyorum. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Akhisar'ın diğer ilçelerden biraz daha yatırımlarını ve projelerini yavaş yaptığı söyleniyor. Bunun ilgili sizin Büyükşehir'le bir görüşmeniz oldu mu? Çünkü projeler açıklanıyor fakat hiçbir adım atılmıyor. Ring yoluyla ilgili, işte Merkez Park'la ilgili ve o İlalye ve Gölmarmara yoluyla ilgili. Sizin dediğiniz gibi biz başkanla görüşmedik de başkan yardımcısı genel sekreter Aytaş Bey ile görüştük. Yani dedik Akhisar'da ne yapıyoruz, ne diyoruz Aytaş Bey, biz Akhisar olarak biraz geri kaldık dedik. O da projelerinden bahsetti. Dediğim gibi yani bize de aynı şeyler söyledi. Buraların ihalesi olacak, ihalesi yapıldı, yapılacak. Park hemen hemen bitti sayıldı. Peltonun içindeki arkadaşlar bizden müddet istedi, en azından yazı geçirelim dediler dedi. Sonbaharda başlayalım dediler dedi. İtfaiye yerinde biliyorsunuz Akhisar Belediyesi'nden şeye geçti. Allah Büyükşehir'e geçti. Onlar da orada başlayacak dedi. Yani aslında 3 tane ana burada merkezli Büyükşehir'in yapacağı güzel hizmetler var. Bunların da tarihlerini vermediler ama en kısa sürede başlayacağız dediler. Yani bu üçü de yapıldığı zaman Akhisar'a iyi bir hizmet olmuş olacak. Hani sen tabii Mustafa söylediğin için diğer ilçelerden biraz daha az mı kaldı acaba derken, bence bu hizmetler olduktan sonra Allah'ın izniyle Büyükşehir'in de Akhisar'a yapmış olduğu hizmetler bence gayet yeterli ve güzel bir hizmet olacak. Biz de bekliyoruz ama dediğim gibi parkla ilgili sorduğumuza başlayacaktık. Parktaki arkadaşlar, şu anda içinde olan arkadaşlar yazı alalım, zaten Covid-19 geçirdik. En azından sonbaharda başlayalım dedikleri için orayı beklediklerini biliyorum. Diğer projeleri de Büyükşehir zaten, Büyükşehir'e daha yeni geçti. En son meclise geçti şey, itfaiye yeri. İtfaiye yeri buraya geçtiği zaman da oraya güzel bir gençlik merkezi yapacaklarını ifade ettiler. Bunları da bence bu 2023'e kadar büyük ihtimalle bitireceklerine inanıyorum yani. Onun gibi ben bir şey yapayım. Sonra bu Akhisar'da organize sanayi bölgesinin ilave büyütülme çalışmaları gibi kulağımıza şeyler geldi. İlave öyle bir hangi durum. Organize? Akhisar'da iki tane organize sanayi var. Bu eski organize eski sanayi. Yani. Onu
öyle bir şey var mı tam manasıyla? Bir onu bir sorayım dedim. Öyle bir şey var, onu vekilim daha iyi biliyor. Vekilim. Ben sorayım da efendim, sayın vekilim de zaten sonra toparlayacağım dedi. Bir de hastane, eski sigara fabrikasının olduğu yere hastanenin inşaatı durumu ile ilgili ne oluyor? Bir de Manisa'da 3 tane kalple ilgili hastane var. İkisi şeyde Manisa'da, birisi Salihli'de. Bildiğim kadarıyla kalp üzerinde. Öğren hastanesi mi? Özel de olur diye. Salihli'deki özel de. Ha yani. Dördüncü hastanenin açılması bir kıstaslar oluyormuş. Kalp hastanesi değil, bir hastane biliyorum ben, duymadım ama. Kalp hastanesi. Yani kalple ilgili. Yani belki branş ihtisaslaşmış olabilirler, daha iyi. Ha yani, belki, olabilir yani. İsim yapmış olabilir. Tamam. Belki, evet. Belki ben eksik söyledim yani, evet, orada evet. Şey. Evet. Onunla ilgili bir çalışma var mı? Akisar'da mesela. Açık kalp ameliyatıdır işte. Anjiyo bile yapılamıyor burada. Şu anda Manisa'ya gidiyor, işte şereye gidiyor. Onunla ilgili herhangi bir şey olur mu diye bir bilgi alayım dedim size. Evet. Tekrar teşekkür ediyoruz. Hem ilçe başkanımıza aydınlatıcı bilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hem de sizlere tekrar teşekkür ediyorum sorularınızdan dolayı. Evet arkadaşlar, meclisimiz Arefe gününe kadar adeta gece gündüz çalışarak meclisimizi tatile girdi. Biz de bu tatil dolayısıyla veya meclisin çalışmadığı günler diyelim, tatil değil, bizler seçim bölgemize geliyoruz. Seçim bölgemizde arada çalışmalarına katılıyoruz. Vatandaşlarımızın dertlerini dinliyoruz. Sizlerden gelen soruları işte veya sıkıntılar neyse onları not alıyoruz. Çözebildiğimizi bölgemizde anında çözmeye çalışıyoruz. Çözemediğimizi bakanlarımıza iletiyoruz. Dolayısıyla sorunları çözmek ve çözemiyorsak da nedenini sizlerle her zaman paylaşıyoruz. Bu benim dün de bu şekilde çalışıyordum ben. Bugün de bu şekilde çalışıyoruz. Vekillerimiz de bu şekilde çalışıyorlar. Ve biliyorsunuz dünyada pandemi hakikaten dünyayı kasıp kavurdu. Bu bir pandemi süreci yaşıyoruz. Bu pandemi sürecinden tabii ki ülkemizde dünyadan bağımsız bir ülke olmadığından dolayı bizler de ülkemizde etkilendi. Ama çevremize baktığımız zaman, dünya ülkelerine baktığımız zaman, sözüm ona büyük büyük ülkelere baktığımız zaman pandemide ne kadar büyük sıkıntı çektiklerini hep birlikte gördük. Ama hamdolsun ülkemize baktığımızda, ülkemizde bugün hangi vatandaşımızın bir rahatsızlığı olsa istediği zaman, istediği dakikada, rahatsızlandığı andan itibaren sağlık hizmetine erişebilme imkanına sahip. İşte burada biz Engin kardeşimlikte mali müşavirlik yaptık, muhasebecilik yaptık. Dünün Türkiye'sini çok iyi hatırlıyoruz arkadaşlar. Belki gençler bunu hatırlamayabilirler. Ama ara ara hafızalarımızı yoklamak lazım. Hafızalarımızı tazelemek lazım. Bizler bir arkadaşımız hastalandığı zaman bizler muhasebe istikadı yazmaktan başımızı kaldıramazdık. Sabahleyin erkenden bir çalışanımızı veya kendimiz giderdik muhasebe bürosuna, vizite kağıdı doldurarak hastayı hastaneye sevk öyle gönderirdik. Veya Bağkur'larda sağlık karneleri elimizden eksik olmazdı. Her hafta bir elemanımızı sağlık karnesinin işte 6 ayda bir yenilenmesi lazım. Süresi biten sağlık karneyi yenilemeye gönderirdik. Ama bugün baktığımızda hamdolsun Türkiye'de 18 yaşına kadar hangi vatandaş olursa olsun, hangi sosyal güvenceye sahip olursa olsun, zengin fakir demeden herkesin ücretsiz bir şekilde sağlık hizmetine eriştiğini çok net bir şekilde görüyoruz. Ve bundan dolayı da Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizler sağlığın her şeyin önde geldiğini çok iyi bilen kişileriz. Allah korusun kendimize veya çocuğumuza veya eşimize dostumuza bir şey olduğu zaman insanın gözünü mal mı görmüyor. Neyi var neyi yoksa elinde ucunda satar. Çocuğunu veya eşinin dostunu sağlık hizmetine eriştirebilmesi için bütün imkanlarını seferber ederlerdi. Ama bugün baktığımızda veya dün itibariyle baktığımızda hastaneler kuş sisteminden adeta çok affedersiniz ama hastanelerimiz sağlık hizmeti sunan değil de adeta gittiğinde dert veren sahibi olarak oradan dışarı çıkardık. Adeta dam gibiydi hastanelerimiz. Ama bugün baktığımızda bugün itibariyle hastanelerimizin her birinin beşer yıldızlı otel konforunda hastane olduğunu kim giderse gitsin. Basın mensuplarımız her gün gazete siz de yazabilirsiniz. Elinizde fotoğraf makineleri var. Gidip her şeyi anında veya canlı yayın yaparak görüntülerle, yazılarınızla halkımıza veya bizlere her şeyi anında aktarabiliyorsunuz.
5 yıldız otlar konforunda Allah'a hamdolsun hastaneler Türkiye her tarafını donattık. Bugün her vatandaşımızı sağlığa erişebilir bir duruma getirdik. Bundan dolayı hükümetimize, Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Evet, ülkede tabii çok güzel şeyler oluyor. Ama pandemiden dolayı belki bunları sizlere anlatamadık. Sizlerle bir araya gelemedik. Basınımızla bir araya gelemedik. Az önce çok kıymetli basın mensubu bir arkadaşımız ya Sayın Vekilim bayağı uzun zamandır görüşemiyoruz dedi. Hakikaten uzun zamandır görüşemiyoruz. Çünkü bir araya gelmemizde sakınca vardı. Bir araya gelsek bile mesafeli bir şekilde bir araya geliyorduk. Maskesiz hala ve şu anda bile maskeyle durmamız lazım ama işte aşılanma sürecinin çok güzel bir noktaya geldiğinden dolayı biraz belki mesafeye açık hava olduğundan dolayı maskelerimizi çıkartma imkanına kavuştuk. Hamdolsun yani ama bu güzellikleri hiçbir zaman unutmamak lazım. Bu geldiğiniz noktayı unutmamak lazım. Bununla biz pandemiyle mücadele ederken bir de içimizdeki ve hakikaten ülkemizle uğraşan Türkiye düşmanları var. Bunları net bir şekilde görmemiz lazım. Bir yandan Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı, bir yandan Türkiye'nin birlik bütünlüğünü zedelemek isteyenler, bozmak isteyenler ülkelerde mevcut. Bugün itibariyle baktığımız zaman hamdolsun ülkemiz savunma sanayi noktasında geldiği nokta ortada. İHA'mızda, SİHA'mızda, uçaklarımızda, kendi taklarımızda, kendi tüfeğimizde adeta destan yazıyoruz. Bugün artık Türkiye savunma sanayinde dünyada 3 tane ülke sayıyorlarsa bir tanesi Türkiye olarak her ülke saymaya başladı. Savunma sanayinde ithal eden bir ülke konumundan artık silahlarımızı ihraç eden ülke durumuna geldik. Bunları vatandaşlarımızla paylaşmamız lazım. Vatandaşlarımızın moralini yükseltmemiz lazım. Çünkü moral ve motivasyon her şeyden önce geliyor. Yani siyaset yapacağız diye, muhalefet yapacağız diye Türkiye'de her gün kalkıp en olumsuz şekilde ve gerçek dışı beyanlarla ülkemizdeki vatandaşlarımızın veya Türkiye'yi sevenlerin morallerini bozmak isteyen bir kesim kişiler var. Bunlara vatandaşlarımızın kulak asmaması lazım. Gerçek haberleri sizlerden, gerçek bilgileri sizlerden alması için de bugün toplantı yaptık. Ama sizlere ulaşması lazım. Evet. İşte sosyal medyada bu bilgi kirliliğinin önüne mesela bir yaptırım olmadığı için. Ama evet. Bilgi kirliliği oradan kaynaklanıyor. Evet, evet. Yani bununla alakalı da meclisimiz düzenlemeler yapmaya başladı. Bununla alakalı da biz bir komisyon kurduk zaten meclisimizde. Komisyonumuz da çalışmalarına başladı, çalışıyor. İnşallah bu bilgi kirliliğinin de yasal düzenlemelerle geçebildiğimiz kadar, tabii yasaya ne kadar uyarlar bilemeyiz vatandaşlarımız. Bu bilgi kirliliğini yapanlar da zaten belki de 3-5 kişi fake hesap mı diyorsun, ne diyorsunuz? Onlar eline geçiyor, oturuyorlar masaya. Bilgi kirliliğini esas o noktadan yayıyorlar. Ama vatandaşlarımız da artık şu da var, yani sosyal medyanın ne kadar gerçek dışı beyanlarda bulunduğunu, artık her sosyal medyada çıkan haberin ayrı ayrı kişilerden değil de bir kişiden çıktığını artık öğrenmeye başladığını ben de müşahede ediyorum. Vatandaşlar müşahede ettiler. Evet, fake hesaplarında milletimiz artık öğrendi. Bunun önüne geçeceğiz inşallah. Ama öncelikle tabii ahlaklı olmak lazım. Yani vatandaşlarımız doğru haber yapanla doğru haber yapmayanı ayırt etmesi lazım. Bu da sizlerin daha çok ön plana çıkma, sizlerin ön planda olmanız lazım. Sizlerin en güzel, en doğru haberi en kısa sürede vatandaşlara buluşturursanız sizden sonraki bu yalan haberlere milletimizin itibar etmeyeceği kanaatindeyim. Evet değerli arkadaşlar, yani ülkede çok güzel şeyler oluyor inşallah. Bundan sonra da pandeminin belli bir noktaya önüne geçtik aşılamayla. Sağlık sistemimizde belli bir noktaya geldik. Bundan sonra da ülkemizde daha da güzel günler inşallah bizleri bekliyor. Gerek ekonomik anlamda, gerek sosyal, gerek kültürel, her hangi alana bakarsanız bakın ülkemizi çok güzel günler bekliyor arkadaşlar. Bunları burada ifade etmek istiyorum. Şimdi aksarımızla alakalı baktığımızda tabii başkanımız az önce Demiroğlu ile alakalı sit olayını söyledi. Tabii başkanımız bir siyaset yapıyor. Siyasi partinin de ilçe başkanı, AK Parti'mizin ilçe başkanı. Sit olayını tabii ortadan kaldıracağız derken orada tabii lafın nereye çekileceğini tahmin etme işinden geldiği duygularla konuşmak istiyor. Hiçbir siyasetçi, hiçbir siyasi kimliğe sahip kişi bir sit olayını ortadan kaldıramaz. Bu da mümkün değil. Bunların kurulları var, komisyonları var. Kurullar geliyor, komisyonlar geliyor. Gelip yerinde inceleme yapıyorlar. Eğer yanlış bir karar alındıysa bu yanlışı düzeltiyorlar. Dolayısıyla başkanımız geçen hafta bölge demiryolları bölge müdürünü ziyaret ettiğinde de
bölge müdürümüzle konuştuğunda ya bunun nasıl siti olduğunu kendisi de anlayamadığını bölge müdürümüzle tekrar işte isim de verdi kendi başkanımız. Tekrar komisyon buraya gelecek. İncelemelerde bulunacaklar. Eğer sitli sitse hakikaten site devam edecek. Yani site ortadan kaldırma şansları yok. Ama sitlik bir durum yoksa da o binanın orada durmasının bir anlamı yok. Eğer sitse de orada o bina duracak zaten. Yani sitlik kimse hiç kimse iki dudağın arasında bu sit değildir ortadan kaldıralım gibi yanlış anlaşılmaya mal vermeyelim. Yani böyle zaten orada hani talep ettiğini diyor. Evet talep etti. Yani olur. Şimdi dinleyenler o lafı oradan alırlar. Gelince siti kaldıracağız falan filan. Kaldırırlar onu. Yayın birisi alır haber yapar. Başkanımızı yine veya partimiz olduğunda bırakmayalım. Üniversite Derneği ile alakalı da başkanım birkaç cümle söyledi. Üniversite Derneği dün kurulmadı arkadaşlar. Üniversite Derneği yıllar önce kuruldu. Maalesef burada ben hem dernek başkanlarım hem de dernek yöneticilerimiz haksızlık da yapmak istemiyorum. Şimdi dernek yöneticim bir tanesi de çok kıymetli ilçe başkanım. Burada derneği aşan bir durum söz konusu arkadaşlar. Buna aksiyon sahip çıkması lazım. Hep birlikte basınımızla, milletvekilimizle, garsonumuzla, iş adamımızla, sanayicimizle kim varsa hep birlikte sahip çıkarsak bu iş bir neticeye varacak. Ama sadece bu işi bir kişiye bırakırsak, sadece bu işi sadece milletvekiline bırakırsak bunun bir noktaya gelmesi mümkün değil. Biz bu derneği kurarken o günkü arkadaşlarımız çok iyi hatırladılar kurduğumuz arkadaşlar. Bu derneğin siyaset üstü olsun dedik. Siyasetçiler uzak dursunlar. Siyasetçi olsun ama siyasi derneğin siyasi bir kimliği olmasını istedik. Dolayısıyla Akhisar'da bir fakülte binası yapılacaksa fakülte binasının hep birlikte Akhisarlarla birlikte odalarımızla sivil toplum örgütlerimizle 180 bin nüfusumuzla beraber 7'den 70 herkesin bu üniversite derneğine imkanı ölçüsünde kendisini zorlayarak yardım ederek bir noktaya getirilmesini arzuladık. O niyetle bu derneği kurduk. Ama maalesef geldiğimiz noktada dernek yöneticilerimizin icralık olduklarını gördük. Bu durum Akhisar'ımıza başkanımızın söylediği ifade etti. Akhisar'ımıza yakışmıyor bu durum. Yani Akhisarlılar tekrar şapkalarının önüne alıp düşünmesi lazım. Bakınız 230 dönüm yeri özelleştirmeden aldık. Sağ olsun hükümetimize, bakanımıza teşekkür, cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Çok güzel, değerli bir araziyi üniversitemize tahsis ettiler. Ama yıllar geçti, hala tahsis şeklinde duruyor. Yani bir arpa boyu ancak yol alabildik. Biz diyoruz ki artık bu bir arpa boyu yol almaktan öteye gidelim. Buraya fakülte inşaatlarını, binalarını yapalım. 1-2-3 fakülteyi arka arkaya sıralayalım. Akhisar'ımıza organize sanayilerimizle az önce sorular da geldi. Organize sanayilerimiz çok güzel bir şekilde çalışıyor. Ama Akhisar'ımıza bacasız fabrikada yapılsın istiyoruz. Bacasız fabrikalarda işte bu üniversitelerle fakülte, üniversite binalarının, fakülte inşaatlarının olmasıyla mümkün olacağını hep birlikte idrak ediyoruz, biliyoruz. Dolayısıyla buradan ben bütün Akhisarlı hemşehrilerime seslenmek istiyorum. Oda başkanlarıma seslenmek istiyorum. Arkadaşlar, odadaki arkadaş yöneticilerimiz, siz Akhisarlı hesaplarımızla birlikte odayı oluşturuyor, odayı kuruyorsunuz. Buraya gelen her bir üniversite öğrencisi tekrar bizim esnafımıza bir ekonomik yönden katkı sağlayacaklar. Bunun bilinciyle oda başkanlarımız hep birlikte dernek başkanımızın başkanlığına bir araya gelerek, bizler de siyasiler olarak bir araya gelin, sizler de hep birlikte bir araya gelerek bir kez daha bu üniversite derneği nasıl faal duruma geçirebiliriz, nasıl aktif hale getirebiliriz, nasıl bu inşaatları yapabiliriz diye bir araya gelelim. Bunu Akhisarlı yapacak arkadaşlar. Dışarıdan birini yapma şansı yok. Yani dün dernek başkanı çok kıymetli Salih Hızlı kardeşimdi. Bugün Besim Dutlulu arkadaşımız. Dolayısıyla yarın da başka birisi belki de olacak. Yani her dönem bir başkan değiştirerek üniversite inşaat bir fakülte binasını hadi bitirelim bir arpa yol almaktan ziyade bu dönem artık bu işi hep birlikte bitirelim. O da başkanlarımız artık biraz daha olaya ciddi bir şekilde yaklaşsınlar ve en kısa sürede biz de hazır seçim bölgemizde bulunduğumuz sürede bir araya gelelim. Bu işi artık bir neticeye bağlayalım. Başkanımızın söylediği nokta budur. Yani ne olacaksa artık olsun. Yani dernek hakikaten kurulalı 10'lu belki 10 yıla yaklaştı. Öyle tahmin ediyorum. 2012'de mi 2013'te mi 14'te mi kurduk? Hemen hemen 12-13 öyle zannediyorum çünkü yeni vekil olmuştu. Tahsis ettik.
10 yıla yakın bir zamandır söyleyeyim. Tam yılını hatırlamıyorum. Bir 10 yıl daha Aksaray'ın bekleme lüksü yok. Aksaraylıların bekleme lüksü yok. Aksaraylılar olarak bizler bir an önce oda başkanlarımızdan, dernek yönetim kurulu arkadaşlarımızdan, bütün esnaflarımızdan bu olaya el atmalarını talep ediyoruz bizler milletvekili ve siyasiler olarak. Evet değerli arkadaşlar, Aksaray'ımızda çok güzel şeyler oluyor. Yani az önce kıymetli basın mensubu arkadaşımız yeni hastane binasından söz etti. Sigara fabrikasının içerisine bir hastane inşaat yapacağız inşallah. 500 yatağa yakın bir hastane inşaatımız olacak. Bunun proje çalışmaları başladı. İhaleyi bir firma aldı. Proje çalışmaları devam ediyor. Proje bittikten sonra da inşallah bu sene projeyi bitirirsek 2022 yılında da inşallah yatırım programları aldırabilirsek inşaatımız, hastane inşaatımız devam edecek ve Akhisar'ımızdaki parçalı şekilde yapılan sağlık alanlarımızın toplu bir şekilde bir araya getireceğiz ve şehir hastanesi konforunda, şehir hastanesi büyüklüğünde inşallah Akhisar'ımız güzel bir hastaneye kavuşacak. 100 dönüm alan üzerine bu inşaatı yapacağız. Hakikaten baktığımızda 100 dönüm sağlık alanı içerisinde Türkiye'de kaç tane böyle alan var diye baktığımızda Akhisar'ımızda ilk sıralarda yer aldığını çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Biliyorsunuz bizim hükümet konağı projemiz vardı. Hükümet konağı Akhisar'ımızda depreme dayanıklı değildi. Bununla alakalı çok kıymetli ilçe başkanımız, ilçe başkanlarımız öteden beridir kaymakamımızla istişare ederek hükümet konağı binası kazandırmak istiyorduk Akhisar'ımıza. Bununla alakalı biliyorsunuz bir yer tahsisi yapılmıştı daha önceden. Şimdi onun projesi, ihalesi de yapıldı. İnşallah yarın öbür gün temeller atılmaya başlandığında, temele kazma vurulduğunda sizlerle birlikte biz de orada oluruz. İnşallah en kısa sürede de bu inşaatı başlatıp inşaatı, hükümet konağı inşaatımızı da bitiririz ve Akhisar'ımızda güzel bir hükümet konağına, Akhisar'a yakışır bir şekilde hükümet konağına sahip olmuş olur. Biliyorsunuz baraj inşaatlarımız devam ediyor. Gördük inşaat hızlı bir şekilde devam ediyor. Çamönü Barajı hızlı bir şekilde devam ediyor. Zaten bu inşaatları hemen öyle zannediyorum ki ilçe başkanımız ve yönetimi adeta orada çalıştığı gibi haftada bir ziyaret ediyorlar. Çalışmaları yerinde görüyorlar, gözlemliyorlar. Ama da basına vermiyorlar bunu arkadaşlarımız. Yakından takip ediyorlar. Dolayısıyla inşallah bu Gürdük Barajı da inşaatı bittiği zaman, susulmaya başladığı zaman da Akhisarlı çiftçilerimizin hakikaten çok rahat bir şekilde işlerini kolaylaştıracağını çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Organize sanayi alanıyla alakalı hakikaten organize sanayi bölgemizi genişletiyoruz. Bununla alakalı yönetim kurulu başkanımız Ali Çınarlı Bey çok çaba sarf etti. Ekibiyle birlikte, yönetimiyle birlikte. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum. Çünkü Akhisar'ımız parmakla gösterilen bir organize sanayiye sahip durumda şu anda. Ama yetiyor mu? Yetmiyor. Onlar da bu sıkışıklığı biraz daha nasıl rahatlatabiliriz diye çaba içerisine girdiler. Bizimle de istişare yaptılar. Belli bir ölçüde inşallah organ sahibi bölgesinde genişleteceğiz. Evet değerli arkadaşlar, yani Akhisar'ımızda iş ve işlemler hızlı bir şekilde devam ediyor. İlçe teşkilatımız, yöneticileri, yönetim kurulu üyelerimizle, mahalle temsilcilerimizle hep beraber arazideyiz. Bizler seçim için hiçbir zaman siyaset yapmadık. Nesillerimiz için siyaset yapıyoruz. Biz seçimden seçime araziye çıkan bir teşkilat değiliz. Günün 24 saatinde adeta sizlerle birlikteyiz. Yani ilçe başkanımızdan mahalle temsilcimize, mahalledeki delegemize kadar hep birlikte aktif durumda çalışıyoruz. Dinamik bir vaziyetteyiz. Dolayısıyla halkımızın sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz. Sadece konuşarak, çamur atarak, şöyle yaptı, böyle yaptı diyerek değil, biz icraat yaparak gündemde kalmayı, halkımızın gönlüne girmeyi, halkımızın sorunlarını çözmeyi, esnafımızın, hemşehrilerimizin sorunlarına ilgilenmeyi prensip edinen kişileriz. Dolayısıyla bu böyle, yarın da böyle olacak Allah'ın izniyle. Ve buradan da ben Akhisar'ımıza kim hizmet ediyorsa, kim bir çivi çakıyorsa, Akhisar'ın sorunlarını kim gidermek istiyorsa, başta büyükşehirimiz olmak üzere Akhisar Belediyesi, ilçe teşkilatlarımız, kaymakamımız, mülki amirlerimiz kim varsa, hizmet eden herkese, art niyet olmadan iyi niyetli çalışan kim varsa buradan huzurlarınız hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü bizim görevimiz halkımızın yaşantısını, yaşamını kolaylaştırmak, refah seviyesini artırmak,
yaşam konforunu artırmak için siyaset yapıyoruz. Ve bugün burada bizimle beraber olduğunuzdan dolayı da ayrıca hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Tekrar sorularınız varsa sorularınızı da alabiliriz değerli arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Buyurun. Sorum da benim olacaktı. Şimdi ben Gördük Barajı'ndan hareketle soracağım ama barajın yapımı ve faaliyete geçmesi sanırım yıllar alacak. Ancak projenin temelinde içme suyu ve sulama amaçlı olduğunu biliyoruz. Bununla alakalı sorumuz şu olacak. Yapılacak olan baraja kuş uçuşu yaklaşık 9-10 kilometre mesafede bir çamur barajı var. Özellikle iklim değişikliğinin son günlerde sel felaketlerine yol açtığını düşünecek olursak, ki üzülerek söyleyelim, Karadeniz bölgemizde birçok vatandaşımız da kaybettik. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu bölgede de ilerideki dönemlerde yaşanacak hücre yağışlarında barajın taşması, barajdan dışarıya veya tabandan kuvvetli yağışlarla asit barajının zarar vermesi durumu göz önüne alındığında yeni bir master planı oluşturulması düşünülüyor mu barajla ilgili? Çamur barajı derken neresi çamur barajı diyorsunuz? Kurtpaşa'daki nikel madenini. Nikel. Bununla ilgili, yeni bir master planı oluşturuluyor mu ya da ÇED raporuyla ilgili bir güncelleme yapılıyor mu, bunu soracaktım. Arkadaşlar, Türkiye'de yatırım yaparken hani sulama göreti yapmıyoruz. Nikel madeni yaparken de hani 3 günlük nikel madeni yapmıyoruz. Bunların planları, projesini ortaya çıkarken, yapılırken bütün ÇED raporları yapılarak bu planlar ortaya çıkıyor. Yani iklim değişikliği Türkiye'de bugün gündeme gelmiyor. Dünyanın gündeminde yıllardan beri iklim değişikliği var zaten. Dolayısıyla nikel madeni oraya kurulurken, yapılırken ÇED raporları alınarak bütün o arıtmaları ne gerekiyorsa bütün safhaları düşünerek o yatırımlar oraya yapıldı. Yani orada işte nikel madeni asit olacak, şu olacak, bu olacak, çevreye zarar verecek diye bir şey halkımızı kuşkulandırmaya, şüphelendirmeye, halkımızın moralini bozmaya hiç gerek yok. Bütün o yatırımlar yapılırken en başından itibaren ÇED'le beraber onların hepsi yapıldı. Gördük Barajı'na gelince de arkadaşlar, Gördük Barajı'nın hikayesi çok ayrı bir hikaye. Çok uzun bir hikaye. Ben zamanınızı almak için o konulara girmedim. Gördük Barajı neden yıllara yaygın olarak uzun süre yapılacak? Gördük Barajı hakikaten devasa bir baraj. Ama biz bunu yatırıma aldırırken arkadaşlar, biz burayı gölet olarak yatırım programına aldırdık. Çok kıymetli Bakanımız Veysel Eroğlu hocamla birlikte. Bu çünkü barajlar olduğu zaman barajlar Kalkınma Bakanlığı'nın izniyle ancak yatırıma alınma imkanı vardı. Ben bu konulara gerek başınızı ağrıtmak veya zamanınızı almak istemiyorum. Biz buraya gölet dediğimiz zaman gölet direkt Veysel hocamın, yani Orman ve Su Bakı DSİ'nin yatırım programına girmesiyle yapılabilen bir göletti. Dolayısıyla biz bunu gölet olarak yatırıma aldırttırdık. Ama bütün projelendirmesini içme suyu ve %50'si Manisa içme suyu barajın, %50'si de tarımsal amaçlı sulamayla gölet yapıldı. Bütün yatırımlar, planlar, projeler baraj üzerine yapıldı ama yatırıma girerken gölet olarak yatırıma girdi. Dolayısıyla ayrılan para da gölete ayrılan para kadar para ayrılarak bugüne kadar geldi. Biz dedik ki bir önce başlayalım. Çünkü Kalkınma Bakanlığı'ndan bunlar projeye girmesi için yıllar sonra projeye girebilirdi. Neden? Çünkü Manisa'nın baktığımızda içme suyuna o gün itibariyle söylüyorum, 2011 yılı itibariyle söylüyorum, yeni vekil olduğumda söylüyorum. O gün itibariyle baktığımızda bize söylenen suyda 30 sene Manisa Büyükşehir'in daha içme suyuna ihtiyacı yok. Kendi kendine idare edebiliyor. Dolayısıyla biz bu yatırım buraya yapmayız. Bir şey vardı, bir fikir vardı DSİ'de. Dolayısıyla biz de o fikire istinaden gölet olarak yapalım dedik. Gölet olarak başlattık. Bugün itibariyle yavaş yavaş Gördük Barajı'nı yapmaya devam ediyoruz. İnşallah yakın bir sürede de eğer tahminlerimiz doğru giderse 2023 yılında bayağı büyük bir kısmı bitecek diye tahmin ediyorum. Gördük'ün tarihte vermek istemiyorum. Çünkü dünyada ve ülkemizde günün şartları her zaman değişebiliyor. İşte hiç kimsenin aklında fikrinde olmadan bir pandemiyle dünya sarsıldı. Yarın ne getireceği belli değil. Tarihi, iki sene sonraki tarihi, şu gün tarihi hani bitireceğiz diye söyleyip de kendimi de bağlamak istemiyorum. Ama DSİ'nin programı, projesi 2023 yılında
hemen hemen %90'ına yakın bu gölet gördük barajını biz diyelim. Bitirmeyi planlıyorlar. Dolayısıyla yarın o gün sel taşkını, su taşkını baskın olduğu zaman barajı yaparken onlar düşünerek baraj yapıldı zaten. O risk olacağı zaman zaten kapakları açacaklar, suları bırakacaklar. Dolayısıyla herhangi bir yarın o gün tabii çok çok büyük afet olmazsa, yani Allah korusun, o zaten çok büyük afet olursa biliyorsunuz Almanya'da yüzlerce insanlar gelişmiş ülke, yüzlerce insanlar selde bu olarak övünen ülke can verdi. Ama bizim yapmış olduğumuz proje tahminlerimize göre herhangi bir tehlike söz konusu değil. Yapılan projenin neticesinde inşallah barajımız biterse de böyle bir yarın o gün işte çamur göleti, yarın o gün işte asitten Türkiye Akhisar zarar görecek, Hampaşa şuralarımız zarar görecek diye bir şey söz konusu değil. Yani birileri belki eline bardak alıp nikel madeninin etrafında gezip asit arayabilirler. Onlar bence boşa uğraşıyorlar, kürek çekiyorlar. Zaman kaybı yapmasınlar. Her şey Türkiye'de ÇED doğrultusunda yatırımlar, herkes kendi üzerine düşen görevi yapıyor. Kaldı ki nikel madeni kendi üzerine düşen görevi yapmasa da Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz her zaman denetimleri yapıyor. Bakanlıklarımız denetimleri yapıyorlar. Onlar da gereken uyarıları yaparak nikel madeni tedbir almasında sağlarlar diye ifade etmek istiyorum. Evet. Öncelikle sigara fabrikasındaki 230 dönümlük araziyi üniversite için tahsis ettiğiniz için teşekkür ediyorum Akhisar'la olarak. Yani devletin elindeki bir araziyi devletin eline bir başka kuruma vermiş oldunuz. Yine teşekkür ediyorum. Fakat anlamadığım şu, hükümet konağı yapılacak, hastane yapılacak, bunu devlet yapıyor. Üniversiteye geldiğinde Akhisar olarak sizlerin çaba göstermesi lazım, oda başkanlarının çaba göstermesi lazım, iş adamlarının çaba göstermesi lazım diyorsunuz. Niçin devlet yapıyor bu üniversiteyi ya da fakülte ise, mesela Demirci'deki fakülteyi Demirci'den yaptırıyor, bilmiyorum. Demirciler yaptırıyorlar. Evet. Şimdi teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi bakınız. Celal Bayar Üniversitesi'ni kim yapıyor şu anda Manisa'daki üniversite binalarını? Devlet yapıyor. Değil mi yani? Manisa'ya Celal Bayar Üniversitesi kuruldu. Fakülte inşaatına ihtiyaç varsa rektör hocamız gidiyor. Talebinde bulunuyor. Şu şu yatırım yapacağım diyor. Eğer yatırıma uygun görüyorsa bakanlıkta ona göre izin veriyor. Para ödene çıkartıyorlar. Yatırımını yapıyorlar. Şimdi Manisa'nın bir üniversite ihtiyacı var. Yapılması elzem. Dolayısıyla hükümetimiz de bunu yaptı. Ama Akhisar'ımıza Celal Bayar Üniversitesi'nin fakülte yapması için bir ihtiyacı yok. Yani Celal Bayar Üniversitesi, ben bir tane fakülte ihtiyacım var binasına. Bunu da Akhisar'da yapmak istiyorum diye bir ihtiyacı yok. Bu talep bizden gitti. Akhisar 40 tane ilden büyük dedik. Gelin bu üniversite kampüsünün içerisine bayağı bir üniversite fakülte, üniversiteye fakülteler kazandırdınız. Onlarca fakülteniz var. Bir tanesini de Akhisar'a yapalım dedik. Ve biz bu işe başlarken Engin kardeşim Demirci haricinde fakülte, içeride fakülte binası yoktu üniversitelerin. İlk defa biz talep ettik. Bizden sonra da Salihli'ye müracaat etti. Salihli fakülte inşaatını Salihli hemşehrilerim yaptılar, bitirdiler. Şimdi şu anda orada öğrencilerimiz öğrenim görmeye başladılar. Ama biz hala aynı yerimizde patinaj yapıyoruz. Bekirim çok özür dilerim. Mümkün değil mi? Rektör Akhisar'da ya da bir başka yerde fakülte açmaya ihtiyaç yok diyor. Biz Akhisar'da bak fakülte açalım diyor. Rektörler ters düştüğümüzde yapılabilir mi bunlar? Rektör şöyle diyor. Ben açarım diyor Akhisar. Akhisar çok güzel bir şehir diyor rektör bey. Ama talep hususunda... Akhisar çok güzel bir şehir diyor. İstanbul yolu üzerinde diyor. Bize çok yakın diyor. Her türlü öğretim üyesini ben buraya gönderebilirim diyor. Öğrenciler de burayı seçebilirler diyor. Ama diyor benim şu andaki planım da üniversite inşaat alanında ilçelere fakülte inşaatı yapacak param yok diyor. Akhisar değil. Manisa'nın ilçelerine para ayırıp da ben inşaat yapamam diyor. Öyle bir bütçem yok diyor. Bütçe oluşturmadım ben diyor şu anda. 5 sene sonra olabilir belki, 10 sene sonra olabilir. Ama şu anda bunu ben yapamam diyor. Biz de dedik ki o zaman Akhisarlılar olarak siyasiler, ben milletvekili, o günkü belediye başkanımız, oda başkanlarımız falan. Biz yeter ki bir üniversite alanını bulalım. Devletimiz tahsis etsin, ettirdik. İnşaatı biz yaparız dedik. O zaman da rektör bey dedi ki ya benim için çok güzel olur dedi. İnşaatı siz yapacaksanız beni bu kadar yatırım yapmaktan, yani
bütçeye faydanız olur. Hem üniversite alanı kazanmış olurum Cerrahpaşa Üniversitesi'ne, hem de inşaat kazanmış oluyorum. Ben de size bir tane fakülte açılması için YÖK'e yazı yazarım, talep ederim. YÖK de izin verirse aksesuar yatırımımızı yaparız. Yani olay bu. Tamamen olay bu. Hiçbir ilçede fakülte yokken biz aksesuarımıza talepte bulunduk. Çünkü 4 yıllık üniversiteler, fakülteler biliyorsunuz Manisa merkez değildi. Demirci hariç tekrar söylüyorum. Ama biz gündemimizde aldığımızda, şimdi Turgutlu kazandı bir tane fakülte. Sahilli kazandı bir tane fakülte. Şu anda öğrenim görünüyor. Aksesuar hala yerinde kaldı. Kaldı ki Alaşehir her şeyi ben yapacağım diyor. Belediye başkanından oradaki sivil toplum örgütlerinin oda başkanlarına kadar. İsterseniz bir gün basın mezunlarına gidersiniz. Bu işi nasıl başarıyorlar, nasıl yapıyorlar diye öğrenebilirsiniz de. Alaşehir rektörlüğümüzle görüşme halinde şu anda. Her şeyi biz yapacağız. Anahtar teslim edeceğiz ne istiyorsanız. Yeter ki bize bir tane fakülte sözü verin diye talepte bulunuyorlar. Şu anda görüşmeleri devam ettiğini biliyorum. Biz de aksesuar olarak yıllardan beri sözünü almamıza rağmen bir türlü inşaatımızı bitiremedik. Bu artık kimden kaynaklanıyor, neden kaynaklanıyor bilmiyorum. Hükümet konağı mesela niye devlet yapıyor? Hükümet konağı hakikaten adı üstünde hükümet konağı. Elzem olması lazım. Bugün depreme dayanıklı bir bina olmadığını hepimiz biliyoruz. Aksesuara yakışan bir binada olmadığını hep birlikte biliyoruz. Acilen hükümet konağı yapmamız lazım. Bunu hemşehrilerimizden beklemeyiz. Devletin asli görevi bu. Devlet asli görevi, tabii ki eğitimde asli görevi. Ama ihtiyaca binaen yapıyoruz. Devletin daha öncelikli yatırımları var. Aksesuara fakülte yapmak devletin öncelikli binası değil. Aksesuara fakülte binası yapmak Aksesuarlı'nın öncelikli bir düşüncesi, planı, projesi öyle söyleyelim. Mesela bir hastane yapıyoruz. Bunu Aksesuarlı'dan bekleyemeyiz. Bu da devletin asli ve öncelikli bir yatırım olduğundan dolayı bu gibi yatırımları veya okullarla alakalı söyleyelim, orta öğretimle alakalı söyleyelim. Çocuklarımızın eğitim görmesi, alması zorunlu olduğundan dolayı ne yapıyoruz? Bunları da devlet olarak devletimiz yapıyor. Nasıl yapıyor? Bazen hayırseverle birlikte el ele tutuşarak devletimiz bunu yapıyor. Bazen hayırsever bulamazsak, eğer zorunluysa, okul ihtiyacı varsa bu da devletimiz ne yapıyor? Çocuklarımızın eğitimini daha iyi görebilmesi için, daha rahat eğitime ulaşabilmesi için okul inşaatlarımızı devlet olarak devletimiz üstleniyor ve yapıyor. Ama fakülte noktasına geldiğimizde, Aksesuar ilçemizde fakülte noktasına geldiğimizde devlet bakıyor ki böyle, yani çocuklarımız Aksesuar'la tam ihtiyacı var ama Manisa'da da bu ihtiyacını giderebilir diye göz önüne aldığından dolayı devletimiz bunu bize bıraktı. Tamam, yerini ben vereyim. O sözü de aldık zaten. Yerini verirsen biz yapacağız dedik. Hatta orada yıl şartı da vardı Engin kardeşim. Yani şu kadar yılda temelci başaracağız diye. Ama bir türlü onu gittikçe uzatıyoruz. O tahsis edilen arsamızı hala bugün fakülte inşaatımızı oraya yapamadık. Maalesef hem hükümetimize karşı, devletimize karşı mahcubuz. Hem de YÖK'e karşı mahcubuz. Rektöre karşı da mahcubuz. Ben buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Ve iş adamlarına, hayırseverlere buradan bir kez daha seslenmek istiyorum. Gelin, hayırseverler olarak sizler de bu inşaatı yapabilirsiniz. Sizin isminizi de buraya verebiliriz. Hatta bu üniversite kılavuzları vardı tercih sisteminde. Mesela diyelim ki şu isimli hayırseverin okulu diye de orada geçecek. Bütün Türkiye'de açıldı kitapçıyı açan öğrenci kardeşlerim o hayırseverin ismini de o kitapçıkta görecekler. Bu kadar güzel bir yatırım, bu kadar güzel bir iş. İnşallah Milliyet Müdürüme de söyledim. Yani hayırseverlerimizi, tabii ki orta öğretimde ilkokul yapıyorlar, ortaokul lise yapıyorlar hayırseverlerimizi. Biraz da üniversite inşaatı için hayırseverlerimizi bir araya getirirsek veya onları da bu tanıtımı kendilerine yaparak onları da bu fakülte inşaatına yardım yapmakta uyarabilirsek, onlara anlatabilirsek, inşallah onlar da ben hayır demeyeceği kanaatindeyim. El birliğiyle bu inşaatları yaparız kanaatindeyim. Ben zaten o ilçe başkanıyla görüştük. Alaşehir ilçe başkanıyla görüştüm. Belediye başkanı, odalar hepsi birlikte belli bir parayı koyacaklardı. O şekilde hani iş adamlarına bile gerek kalmadan odalar ve belediye başkanı koyup ya dedim biz yapamıyoruz Aksesuar'da bak bize verdiler biz yapamıyoruz. Siz o fakülteniz olmadığı halde fakülteyi yapacağız anahtar teslim nasıl yapıyorsun arkadaşımız da oluyor. AK Parti ilçe başkanımız oradaki.
Dedi böyle böyle belediye başkanı işte 1 lira, öteki 2 lira, öteki 1 lira koyup dedi hep beraber biz bunu karşılayacağız dedi. Bunu rektöre sözünü verdik dedi. Onlardan da fakülte sözü bekliyorlar dedi. Yurdu da içine alarak yani. Burada evet. 6 Eylül Haber Gazetesi muhabiri Hüseyin Savaş. YÖK tarafından kurumlara 4 yıllık üniversite açılması için talebin fazla olması gerekiyor ve yüksek hani ön lisans kurumlarının yetersiz kalması gerekiyor. Bu doğrultuda ihtiyaç doğrultusunda ödenek veriliyor diye biliyorum. Mesela bir fakültemiz var, yetersiz kalıyor. Ek bina ya da ek fakülte yapılıyor. Biz bu hususta aynen meslek yüksekokulu olarak tercih edilme babında her geçen sene gitgide azaldığımız hani bir dönem bu gündeme geldiğinde belki YÖK başkanımız da bu doğrultuda düşünmüştür. Talep bayağı yüksekçe. Akhisarlı vatandaşlar özellikle lise mezunları hani memleketindeki üniversiteye meylediyordu. Ama gün geçtikçe bu talep azaldı. Bu doğrultuda da hani 4 yıllık üniversiteye gerek olmadığı düşünüldü. Bu alanda Akhisar'ı canlandırmak ya da Akhisar'ı bir üniversite şehri haline getirebilmek için çeşitli yatırımlar gerekiyor. Hani genç nesli, öğrencileri çekmemiz gerekiyor Akhisar'ı. Bu bağlamda yapılmak istenen projeler var mı acaba? Hani bir öğrenci Akhisar'ı neden tercih etmeli diye. Gerçi bunu YÖK Başkanı'na sormamız gerekiyor ama ilçe başkanı olarak ya da milletvekilimiz olarak siz de Akhisar'a yönelik yapmak istediğiniz projelerde hani bu kıstasa da yer veriyor musunuz? Evet. Bunu sormak istedim. Evet, teşekkür ediyorum. Yani şimdi şöyle, meslek yüksek okullarıyla ön lisansla lisans çok farklı şeyler, okullar. Yani genç kardeşlerimiz meslek okullarını seçmeyebilirler. Bu demek değildir ki fakülteye ihtiyaç yoktur. Fakülteye ihtiyaç, şöyle düşündük, fakülteye mutlaka ihtiyaç duyulan fakülte binasını Akhisar'ımıza veya fakülte Akhisar'ımıza kazandıracağız. Tercih yaparken hangi fakülteyi Akhisar'ımıza kazandıralım derken mezun olduktan sonra genç kardeşlerimizin iş bulabileceği bir fakülte Akhisar'ımıza kazandıracağız. Bunun çalışmalarını zaten yaptık, yapıyoruz. Dolayısıyla ön lisansla fakülteyi birbirine karıştırmak lazım. Ön lisansı tercih etmeyenler lisans eğitim tercih edebilirler. İkisi farklı bir olay. Sayın Mükerim, Akhisar'ı niye tercih edecekler konusunda da Akhisar 40 ilden büyük diyoruz her zaman. Yani Akhisar'ı ben ülkeyi gezen bir kardeşinizim. Akhisar hakikaten yaşanabilir bir şeydir. Akhisar baktığınız zaman hem sosyal hem kültürel hem ekonomik açıdan Akhisar her geçen gün gelecek vadeden her geçen gün kendini aşan bir şehir. Bir tek işte sınıfta kaldığınız nokta fakülte inşaatı. Yoksa geri kalan her noktada Akhisar'ımızı her alanda örnek gösterebiliriz. Baktığınız zaman dünya, buradan kendisini tebrik ediyorum. Dünya jimnastik şampiyonu Ayşe Begüm kardeşim. Baktığımız zaman işte geçtiğimiz gün Kırklareli'ye gittik. 2 tane baş pehlivan çıkarttık Akhisar'ımızdan. Baktığımız zaman Süper Lig'de 7 sene kalan bir Akhisar sporumuz, Allah rahmet eylesin, Hüseyin Aksoy Kadir'e bir kez daha rahmet diliyorum buradan. Yani kupalar kazandıran bir şehir. Baktığımız zaman organize sanayi bölgesiyle gelen yatırımlarla baktığımız zaman bir sanayi şehri. Baktığımız zaman zeytin ihtisas organize sanayi bölgesiyle tek olan bir şehir Akhisar'ımız. Her açıdan, her alandan hem ulaşabilirlik, erişebilirlik hem de ekonomik açıdan Akhisar'ımız bir numaralı bir şehir. Ondan da öğrencilerimiz buraya gelmek için can atarlar. Yeter ki biz fakülte inşaatı. Pazarlamasını iyi yapalım. Fakülte, evet. Pazarlama işini basına bırakıyoruz. Basınımız pazar. Akhisar Gördes yolu ile ilgili birçok çalışma yapıldı ama şu anda duruyor sanki çalışmalar. Arkadaşlar birçok yatırımların gecikmesinin nedeni maalesef ve maalesef ihaleyi alan firmalarla alakalı. İhaleyi alan firma belli bir noktaya geldikten sonra işi durduruyor. İşin altından kalkamıyor. İşin altından kalkamadığı zaman da hadi buradan siz çayınızı içtiniz, kahvaltınızı yaptınız. Şimdi biraz sonra bizi gönderecekler buradan. Ama biz müteahhitleri bu şekilde gönderemiyoruz. Hukuki bir süreç var. O hukuki süreçte bir zaman tanınıyor müteahhitlere. O zamanın beklenmesi gerekiyor. Dolayısıyla Gördes çoğunluğun da bunca yıl beklemesi bizim çevre yolu gibi. Hani diyorlardı ya zamanın birinde sevdamız Akhisar sahil yolu gibi olsun. Aşkımız Akhisar sahil yolu gibi olsun diyenler vardı o zamanlar. Bu da manşe değil mi? Sosyal medyada falan. Ama stat bunların her birisi, söylendi. Bunların her, efendim? Stat için çok söylendi. Ve stat bitti Allah'a şükür.
o şeyler de, söylemler de bitti ama teşekkürlere devam etmek lazım statla alakalı. Stadı yapandan, yaptırandan, hükümetimize, bakanımıza, o günkü Spor Toto başkanımıza, spor bakanımıza, cumhurbaşkanımıza, ayrı hepsi teşekkür etmek lazım. Yani teşekkür özürlü bir millet olmamak lazım. Yani bir iş yaptığımız zaman her zaman söylüyorum, sigara ikram edene zehir ikram ediyor, ona teşekkür ediyoruz. Bir sigara. Dolayısıyla bunca yatırım yapan, yaptıran, vesile olan, çalışan, emek veren herkese ayrı bir kez daha bütün yatırımı teşekkür ederim yatırımlar için. Ve bu yatırımların gecikmesinin bir nedeni çevre yolu dahil arkadaşlar. Bunların tamamı müteahhitlerden kaynaklanan durum veya müteahhit yapmak istiyor, geçiş izni vermeyen tarlası arazi sahipleriyle alakalı durumlar. Ama biz bunu her gün kalkıp da A, B, C, D, E şahısları böyle böyle yapıyor, izin vermiyor diye biz bugüne kadar şey yapmadık, gündeme gelmedik. Sadece ve sadece ne oldu? Hükümet yapmıyor gibi laflarla hep cümlelerle gündeme geldik. Arkadaşlar biz zaten bir yatırımı yaparken, yatırımı alınırken bütçede onun zaten ödeneği ayrılıyor. Bütçe ödeneği ayrıldıktan sonra süreç devam ediyor zaten. Süreç takıldığı yerde iş adamlarımızın, yatırımcılarımızın, o müteahhitimizin herhangi bir sıkıntısından dolayı geciktiğini burada bir kez daha belirtmek istiyorum. E tabi bütçeden de bazen kaynaklanan gecikmeler mutlaka oluyordur. Yani diyelim ki bütçeyi biraz belki eksik gönderdiğimiz yıllarda olmuş olabilir. Ama o yıllara yaydırmaz bu inşaatlar. Yani şimdi arkadaşlarımız da tabi yanlış anlamasınlar. Bütçeyle de alakalı ama bizim bu bütçeyle alakalı olan şeyler %1, %2'dir. %98'i, %88'i o ihaleyi alan müteahhitle alakalı sıkıntılardan kaynaklanıyor. Evet, alakalı. Yani bu mesela şeyle, yolla alakalı da mesela az önce başkanım çok güzel cevap verdi. Ağustos sonu diye söylemişti başkanımız. Ama niye Eylül'e, şimdi Eylül 15 Eylül sonuna geldi? Çayla alakalı bir sıkıntı çıktı. Biliyorsun oradan dere yatağı var. Ve demiryolu alakalı bir sıkıntı çıktı. O ikisini aşarken biraz süreç uzadı. İnşallah Allah nasip ederse de bu süreci zeytin sezonu başlamadan milletimizin hakikaten bayağı bir uğraşarak zeytinin o yoluna çıkıyorlar, çile çekerek. O çilelerin inşallah son vereceğiz. Ama ondan sonra orada her geçen günde kaç ay köprüde, kaç ay kapalı kaldı bu yol? Toplamda 8 ay. 8 ay oldu mu? Ocak ayı. 8 ay, 2 ay daha olsa diyelim. 8-9 ay bir sıkıntıdan sonra inşallah 90 sene her geçen gün arkadaşlarımız bizlere dua edecekler diye düşünüyorum. Peki son olarak zeytin OSB'de bir arıtma konusu var. Evet, o söyleniyor. Bununla ilgili. Evet. Şeyler geldi geçen onunla ilgili galiba. Herhalde onunla ilgili bir şey yaptılar. Buradan giden su, pis sularla ilgili şeye, değil mi? Herhalde o zaman o başkanla görüşmüştür o arıtma ile. Çünkü etti. Doğrudan oradan gelen su arıtma şeye gidiyor. Bizden geçen takip etti şeyi de. Değil mi? O konu konuşuldu mu o zaman? Vatandaşlardan ve bölge halkından hani dava açmaları hususunda fabrikaları bir talepte bulunuldu. Hani, kim talepte bulundu? Tursoyer. Tursoyer vatandaşlar talep ediyor, dava açın diyor. O zaman şeyi Besim'e dava açması lazım. Şey değil mi? Oranın şey başkanı o şu anda. Zeytin OSB'nin başkanı o. Arıtma o büyük çoğunlukla da şey pis su oradan gidiyor şeye. Aynen. Çoğu fabrikanın arıtmasının oldu ama bazı problemler yaşandı vesaire ya da çalıştırılmadı öğrenildi. Zeytin arıtmada zaten arıtma önemli bir konu. Aynen. Yani ihtisası yaptık, arıtması kaldı. Bunu bize değil de Mustafa Bey, bunu Besim Doktor Başkanımıza sorarsanız, çünkü son noktayı o biliyor. Ne kadar paraları var, ne kadarlık paraya, ne kadarlık paraya ihtiyaçları daha var. Yani veya plan projeyi yaptılar mı? Bu konuyla alakalı ben de Besim Başkanı'na uzun biraz bir araya gelemedim. Ben de ama merak ediyorum. Ben de kendisini gördüğümde soracağım. Yani nedir durum? Tunç Soyer bilmiyorum yani kime dava açtırıyor? Niye dava açtırdı? Ne yapmak istiyor? Ben de şimdi basında fabrika sahiplerine arkadaşımızdan arkadaşımızdan Gediz'de gidiyorum. Gediz'de gidiyorum. Tam o su zaten Gediz'e gidiyor. Burada yani bizler fabrika sahiplerine o arıtma yapacağız diye söz verdik diye biliyorum o ihtisas organize yaparken. Ama Tunç Soyer Besim Başkanı'na bu konuyu konuşalım biz. Ne yapmak istiyorlar? Nedir? Yani fabrikalar kapanırsa bizim için tabii ki sağlık önemli. Tabii ki arıtma çok önemli. Ama bunun çözüm yolu fabrikaları kapatarak değil.
iş adamlarımızı, sanayicilerimizi zora sokarak değil, burada evet, yatırımları yaparak, arıtmayı yaparak iş adamlarımızın önünü açmak için bir siyaset yapıyoruz. İş adamlarımıza, sanayicimize yardımcı olmak için siyaset yapıyoruz. Evet, yani bu noktada bir adım atmamız gerekiyorsa da hep birlikte atarız. Atmamız gerekiyor zaten. Besin Başkanı'yla da konuşup bunu bir bakalım hangi aşamada, ben de merak ediyorum. Konuşalım Besin Başkanı'yla. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Ayağ...